üstüne basa basa bir kez daha söylüyorum. Tek başıma kalacağımı da bilsem, cezaevinde kanun hükmünde kararnameyle işlerinden kovulmuş ve yargısız infaz edilmiş o insanları korumaya devam edeceğim. Onlar terörist falan olma ihtimali sıfır. Bir cami imamına gittiniz, inandınız ve dedi ki karşıdaki yatıra 50 lira para verin, 100 lira para verin, sevaba gireceksiniz dedi. İnanç, inanç böyle bir şey. Elbette doğru ile yanlışı birbirinden ayırmak için dine ihtiyaç yok. Elbette akla ihtiyaç var ama inancın akla ihtiyacı hiç çok ne yazık ki. Bu insanlar bir imama inandılar kardeşim, inanmışlar. İmam demiş ki şu bankaya para yatırın, o insanlar gittiler o bankaya para yatırdılar. Banka açıktı ki yatırdılar. Madem bankaya para yatırılmaması gerekiyordu, madem banka suçlu idi, devletin yapması gereken ne vardı? BDDK'nın bankayı şak diye kapatması, TMSF'nin bankaya el koymasıydı. Koydu mu? Koymadı. Hele bankayı açık bırak, insanlara git Cumhurbaşkanı aracılığıyla para yatırın de, o insanlar da bankaya para yatırsınlar, sonra sen bankaya niye para yatırdın de insanları işlerinden kov, hapse at. Böyle bir rezalet olmaz. Böyle bir vicdansızlık olmaz. Böyle bir acımasızlık olmaz. Yazıktır, günahtır. Allah belasını versin o FETÖ'nün de FETÖ'cülerin de. Ama bu insanlara günah. O insanlar masum insanlar. O mavi otobüste paylaşımını yaptığım o çocuklar masum çocuklar onlar. Tahliye edin onları. Yazıktır, ayıptır, günahtır. Bu vicdan azabıyla yaşayamazsınız. Toprak kabul etmez sizleri. Evet, toprak sizleri kabul etmez. Sonra da derler ki nebaşlar aldı götürdü. Hayır, toprak kabul etmeyecektir. İnanıyorsanız tabii. Gerçekten Tanrı'ya inancınız varsa sizi toprak atacaktır. Biz bunu istemiyoruz. Bu bizden değil diye.